İngiltere'de devlet, İngiliz devleti ve İngiliz ailesi ilkokulun birinci sınıfından üniversitenin son sınıfına kadar okuyan çocukların ders kitaplarını dikkat edin 71 bin kelimeyle yazıyorlar. 71 bin kelime. Bu rakam Japonya'da 42 bin, bu rakam İtalya'da 30 küsur bin, bu rakam Türkiye'de 7 binde 10 bin arasında değişiyor. 10 bin kabul edelim. Ve bizim sevgili çocuklarımız da bu 10.000 kelimenin yüzde 10'uyla düşünüp konuşuyorlar. Bu sokak Türkçesi. Yani gittim, geldim, baktım, gördüm, acıktım, güldüm, ağladım, kızdım kelimeleriyle konuşuyor. Üniversitenin son sınıfında olan çocuk da bu kelimelerle konuşuyor. Ama üniversitenin son sınıfına gelen çocuklarımız katiyen bizden önceki neslin edebiyatını okuyamıyorlar. Neden? Dilde kopukluklar vardı ondan dilleri zenginleşmemiş de ondan. O bakımdan annelerin ve babaların eğitim sisteminin en büyük vazifesi çocuklarımıza çok zengin bir Türkçeyi öğretmekten geçer. Bir tarihte İngiltere'ye gittim. Bir yakın arkadaşımın yardımıyla bir gemide bir gemi kaptanıyla görüştüm, konuştum. Ona sordum dedim ki Shakespeare'i okuyor musunuz? Shakespeare'i. O tarihte Shakespeare 400 yıl önce ölmüştü. Yeminle söylüyorum. Kaptan çok ciddi bir yüzle bana dedi ki, İngiltere'de Shakespeare okumayan kimselere aydın nazarıyla bakılamaz dedi. Ben de dedim ki kendisine, peki biraz önceki konuşmamızda üniversiteye devam edecek olan kızınızdan bahsettiniz bana. Kızınız Shakespeare'i okuyor mu dedim. Kol saatine baktı. Şu anda dedi tutmuş olduğum bir hoca evimde kızıma Shakespeare İngilizcesini öğretiyor dedi. Dikkatinize sunmak istiyorum. İngiltere aydını 400 yıl önce ölen bir edebinin eserini çocuklarına okutuyor. Türkiye'de bırakınız 400 yılı, bırakınız 100 yılı. Biz 40 yıl önce ölen, katiyen abartmadan söylüyorum, 40 yıl önce ölen bir edebimizin eserini çocuklarımıza okutamıyoruz.